Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde EBOBEG nedir, nasıl hesaplanır ve nerelerde kullanılır, nasıl problemlerde kullanılır, EBOBEG problemleri videosu da bundan sonra gelecek sevgili gençler, onu ayrıca işleyeceğiz. Geçen sene bu konuyla ilgili birkaç videomuz da vardı sevgili gençler, eğer onları da izlemek isterseniz açıklama kısmına 8. sınıf LGS konu listemizi ekledim. Oradan o videolara da ulaşabilirsiniz. İlerleyen konuları da işlemiştik, onlara da bakabilirsiniz. Hatta şu an sağ üst köşede çıkacak. Oradan tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Dersimize başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki zil tuşundan da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Derse kalem kağıt olmadan kesinlikle başlamıyoruz. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. İlk olarak 4-5 gün önce yayınladığımız çarpanlar ve katlar videosundaki asal çarpan bulma kısmını bir daha hatırlatacağım. Çünkü EBOBEG hesaplarken asal çarpan bulma yöntemini kullanıyoruz. Asal çarpan bulurken asal sayılar hatırlıyorsunuz 2, 3, 5, 7 diye gidiyordu. Sadece kendisine bölünen sayılardı. Sayının yanına geliyordunuz ve bir çizgi çekiyorduk. Ardından en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyorduk. 48'de 2'yi 24 kere var. Yani 48'i 2'ye böl 24. 24'ü 2'ye böl. Yarısı 12. 12 2'ye böl 6. 6'yı 2'ye böl 3. 3'ü 2'ye bölemem. Bir sonraki asal sayımız olan 3'e geçiyoruz. 3'ü 3'e böl 1. 1'i elde ettikten sonra bu şekilde 48'i asal çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Ne diyorduk? 48 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 diyoruz. Ve ardından da üslü olarak yazıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane 2, 1 tane 3 var diyorduk. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 olarak yazıyorduk. Yandaki soruda sizin sevgili gençler, her videoda yaptığımız gibi 5 saniye bekliyorum. Durdurun ve çözün. Sonra benden kontrol edeceksiniz. Evet, süreniz doldu. Çözelim. Çizgimi çekiyorum. 72. Yine 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm. 36. 36'yı 2'ye böldüm. Yarısı 18. 18'i 2'ye böldüm. 9. 9'u 2'ye bölemiyorum. 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. 1 elde ettiğimize göre yazalım. 72 eşittir. 2, 2, 2, 3, 3. 3 tane 2 var. 2 tane de 3 var. Üslü olarak yazarsam 1, 2, 3, 2 üzeri 3, 1, 2, 3 üzeri 2 şeklinde yazabiliyoruz. Evet, asal çarpanlara bu şekilde ayırıyorduk. Şimdi EBOB'la başlıyoruz sevgili gençler. EBOB kelimesi şurada gördüğünüz en büyük ortak bölen kelimesinden geliyor. Yani eskiden adı OBEB'ti. Yani ortak bölenlerin en büyüğü. İki sayı olduğunu düşünün. Onların arasındaki ortak bölenleri buluyoruz. Onlar arasından da en büyük olanı alıyoruz. İşte buna EBOB deniyor. Bunu bulmanın birkaç yöntemi var ama önce ben size klasik yöntemi göstereceğim. Yani burada geçen tanımı kullanacağımız yöntemi göstereceğim. 12 ve 18'in EBOB'larını bulalım birlikte. Bunun için ikisinin ayrı ayrı bölenlerini bulacağım. 12 diyorum. 12'nin bölenini nasıl buluyorduk? Çarpan ve bölen aynı olduğu için çarpan yöntemiyle yapalım. 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4, 4 kere başa döndüğü için tekrar yazmaya gerek yok. Geçiyorum. 18'in çarpanları 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6, 4 kere olmuyor, 5 kere olmuyor, 6 kere 3 yine başa döndü. Bu şekilde bulduk. Şimdi buradan da bu bölenlerden ortak olanlarını işaretleyeceğiz. Başlayalım. 12 ve 18'de bakın 1 var ortak. Sonra 2'ler ortak. 3 burada da var, burada da var. 4 burada var, bunda yok, ortak değil. 6'lar ortak, 12 değil. O zaman ortak olanları tekrar bir yazayım. 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 1 de 6 ortak. Biz ne arıyorduk sevgili gençler? EBOB, yani en büyük ortak böleni arıyorduk. Buradan bakarsanız ortak bölenlerden en büyük kaçtır? 6 oluyor. Klasik yöntemle bu şekilde yapıyorsunuz ama sayılar büyüdüğü zaman böyle bir yöntemi uygulamaya şansınız azalıyor. Yani bu şekilde çözebiliyorsunuz ama çok zor oluyor. Bundan dolayı biz burada farklı bir pratik kullanacağız. İşte bu pratiğin adı asal çarpan algoritması yöntemi. Az önce asal çarpanları bulmuştuk ya.
İşte orada kullandığımız yöntemi yapacağız. Ama bu sefer iki sayıyı aynı anda asal çarpanlarına ayıracağız. Başlayalım. 12 ve 18'i yazıyoruz ve bir çizgi çekiyoruz. Ardından en küçük asal sayıdan başlayarak bölüyoruz. En küçük asal sayımız 2. Her ikisini sırayla böleceğim. 12'yi 2'ye bölersem 6. 18'i 2'ye bölersem 9. Bakın, her ikisi de bölündüğü için bu 2'yi daire için alıyoruz. Geçiyorum. Bir daha 2'ye bölüyorum. 6'yı 2'ye böl 3. 9'u bölemiyorum. Bölünemeyen sayı aynen aşağı geçer. 9'u tekrar yazdık. Bu sayı her ikisini de bölmediği için işaretlemiyorum. Bakın, 2 her ikisini bölmüştü, işaretledik. Bu 2 her ikisini bölmediği için işaretlemiyoruz. Geçiyorum. 2'ye bölünen kaldı mı? 3 ve 9 kalmadı. O zaman şimdi de 3'e bölüyorum. 3'ü 3'e böl 1. 9'u 3'e böl 3. Her ikisi de bölündü mü? Evet, her ikisi de bölündüğü için bu 3'ü işaretliyorum. Devam edelim. Bu tamamlandı. 1'e geldik. O zaman bu 3'ü bir daha 3'e bölüyorum. Bu sayımız da tamamlanmış oldu. Bakarsanız ne oldu bakın? 2 ve 3 işaretlenmiş oldu. İşte her ikisini bölenleri yan yana yazıp çarptığımızda bize EBOB'u veriyor. Ne yapıyormuşuz? Her ikisini aynı anda asal çarpanlarına ayırıyoruz. Her ikisinin aynı anda bölündüklerini işaretliyoruz. Sonra da işaretleri çarptığınızda EBOB bulmuş oluyorsunuz. Fark ettiyseniz az önceki yöntemde de ortak bölenlerini bulduk. Oradan en büyük olanını aldık ve yine 6 çıkmıştı. Evet gençler, şimdi bütün videolarımızda klasik olan sıra sende bölümüne geldik. Burada asal çarpan algoritmasını kullanarak bu iki sayının EBOB'larını bulmanızı istiyorum. 5 saniye bekleyeceğim. Videoyu durdurun ve çözün bakalım. Evet, süreniz doldu. Çözmeye başlayalım. 40 ve 32 yazıyorum. Çizgiyi çekiyorum. Ne yapacaktık? Aynı anda böleceğiz. Ortak olanları işaretleyeceğiz. 2'ye bölerek başlayalım. 40'ı 2'ye böl, bölündü. 32'yi 2'ye böl, 16 bölündü. İşaretledim. Bir daha 2'ye bölelim. 20'yi 2'ye böl, 10. 16'yı 2'ye böl, 8. Bu da her ikisini böldü, işaretledik. Bir daha 2'ye bölelim. 10'u 2'ye böl, 5. 4'ü 2'ye böl, 4. Bakın, bu da her ikisine bölündü, işaretle. Devam. Bir daha 2'ye bölelim. 5 2'ye bölünmez. Aynen yaz. 4'ü 2'ye böldüm. 2. İkisi bölünmediği için işaretlemedik. Bir daha 2'ye bölelim. 5 bölünmedi. Aynen yazdım. 2'yi böldüm. 1. Şimdi bunu 5'e bölelim. 1 olsun. EBOB neymiş? EBOB eşittir ortak olanlar. 2 2 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 bulduk. Çizgimizi çekelim. Yan tarafı da bunu yapalım. 72 ve 60 yazıyorum. Çizgimi çekiyorum. 2'ye böldüm. 72'de 2, 36. 60'da 2, 30. Her ikisi de bölündü, işaretle. Bu sefer yıldız koyalım. Bir daha 2'ye bölüyorum. 36'yı 2'ye böl, 18. 30'u 2'ye böl, 10. 15 pardon. Kötü oldu. Şurası 15. Bu da böldü, işaretle. Bir daha 2'ye bölelim. 18 bölünür, 15 bölünmez. Bir daha bölemiyormuş. 18'i 2'ye böl, 9. 15 2'ye bölünür mü? Bölünmez. O zaman 15'i yazdık. Bakın, her ikisi bölünmedi, işaretlemedi. Devam. 2'ye bölünen kaldı mı? Kalmadı. O zaman bu sefer 3'e böleceğim. 9'u 3'e böl, 3. 15'i 3'e böl, 5. Her ikisi bölündüğü için işaretle. Şimdi 3 ve 5 kaldı. 3'e böl 1. Bu aynen yazılır. 5'e böl. Bu da 1 oldu. Buradan EBOB yazıyorum. Ortak olanları çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4. 3 ile çarp. 12 bulduk. 40 ve 32'nin en büyük ortak böleni 8. 72 ile 60'ın en büyük ortak böleni de 12 çıktı. Şimdi EBOB bulmanın kullanılabileceği bir soru tarzına geldi sevgili gençler. 198 bölü 468 kesirinin en sade halini soruyor bize. En sade halde ne yapıyorduk sevgili gençler? Sayıları sadeleştiriyorduk. Pay ve paydayı sadeleştiriyorduk. Yani benim 198 ile 468'i aynı sayıya bölmem gerekiyor. Ve bu sayıları küçültmem için de en büyük sayıya bölmem gerekiyor. Neye benzedi? Bakın, en büyük ortak bir bölen bulmam gerekiyor. O da ne oluyordu zaten? EBOB oluyordu. Bu iki sayının EBOB'unu birlikte bulalım.
198 ve 468 yazıyorum. Biraz uzun sürecek gibi. Şöyle çizelim. 68. 2 ile başlayalım. 2'ye böldüm. 19'da 2, 9 kere var. 18'de yine 9 kere var. 99. 4'te 2 kere, 6'da 3 kere, 8'de 4 kere var. Hatta şöyle tek tek de bölebilirsiniz ama çok uzayacak. Devam edelim. 99 2'ye bölünmez ama 234 sonu çift olduğu için bölünür. Bir daha 2'ye bölelim. 99'u aynen yazdık. 234'ü bölelim. 2'yi böldüm. 1, 3'te 2, 1, 14 kaldı. 7, 117 oldu. Bu arada neydi? Bu ikisi her ikisini de böldüğü için bunu işaretlemeyi unuttuk. İşaretlemeyi unutmayın sakın. Bu ikisini bölüyordu ama bu 99'u bölmediği için işaretlemedik. Devam ediyorum. 99 ve 117. 3'ü deneyelim. 3'e bölünür mü? 9, 9 bölünür. 3'ün kuralı rakam toplamından 3'ün kuralını biliyorduk. 1, 1, 7, 9 yapar. Yani 3'e her ikisi de bölünüyormuş. 99'u 3'e böl. 33. 117'yi 3'e böleceğiz. 11'de 3. 3 kere var. Geriye kaldı 2. 27'de 3. 9 kere var. Bu da 39 oldu. Bu arada her ikisini de böldü. Bir daha 3'e bölelim. 33'ü 3'e böl. 11. 39'u 3'e böl. 13. Bu da her ikisini böldü. Bunu da işaretleyelim. 3'e bölünen kaldı mı? Kalmadı. Sonra asal sayımız 5. 5'e bölünen yok. 7'ye yok. 11'e bölebilirim. 11'e böldüm. Bu bölündü. Bu bölünmedi. Şimdi 13'e bölüyorum. Bu da bölündü. Sayılarımız biraz büyük olduğu için biraz zorlanmış olabilirsiniz ama kural böyle. Şimdi buradan EBOB buluyoruz. EBOB eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 3. 2, 3, 3. 2 kere 3, 6, 6 kere 3. 18 yaptı. Bitti mi sorumuz? Bitmedi sevgili gençler. Biz neyi bulduk? EBOB, yani bu iki kesri sadeleştireceğimiz sayıyı bulduk. Şimdi 198 ve 468'i 18'e bölerek sonuç bulacağız. İkisini ayrı ayrı bölelim. 198 bölü 18 diyorum. 19'da 18, 1 kere var, 1 kere 18, 18 çıkardım. 1, 8'i aşağı indir, 18'de yine 1, 11. Üst tarafı 11 olacakmış. Şimdi 468'i, habire 480 yazıyorum. 18'e bölelim, paydamızı da bulacağız. 46'da 18, 18, 18, 36 yapar. 2 kere var. 2 kere 18, 36 çıkaralım. 10. 8'i aşağı indir. 108'de 18 arıyorum. Sonuç 8 olduğu için büyük ihtimal 6 kere var. 6 kere 8 48 olduğu için. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 daha 10. Evet. Doğru bulmuşuz. 26. Paydamız da 26 olacakmış. Sayılar büyük olduğu için sorunun çözümü biraz uzun oldu ama yöntem aynı. En sade halini sorduğu zaman sadeleştirmem gerekiyor. Yani aynı sayıya bölmem gerekiyor. Bunun için de bunların ikisinin ortak bölenlerinden en büyük olanını, EBOB'unu bulduk. Sonra her ikisini bulduğumuz EBOB sayısına, yani 18'e bölerek en sade halini bulmuş olduk. İkinci olarak da ECOG hesaplayacağız sevgili gençler. ECOG da yine baş harflerden oluşan bir kısaltma. En küçük ortak kat. Eski adıyla OKEK, yani ortak katların en küçüğü. Aslında eski kısaltma daha anlaşılır gibi geliyor buradan bakınca. Ne? Ortak katların en küçüğü ya da en küçük ortak kat. Ne yapacağız? Ortak katlarını bulup en küçük olanını alacağımız durumdan bahsediyor. Yine klasik yöntemle yapacağız. Her ikisinin katlarını bularak gideceğiz. Başlayalım. Önce 8'in katlarını bulalım. 8, 2 ile çarp 16, 3 ile çarp 24, 4 ile çarp 32, 40, 48. Bir daha 8 ekle. 56, bir daha ekle. 64, bir daha ekle. 72. Bu şekilde nokta nokta gider. 12'nin katlarını bulalım. 12, 24, 36, 48, 12 ekle. 60, bir daha 12 ekle. 72, bir daha eklersen 84 yapar. Bu şekilde katlarını bulduk. Bize ne soruyordu? Ortak katlar. Hemen bakıyorum. 8 yok, 16 yok. 24 ortak mı? Evet, bakın. 24'ler ortak. Daha sonra 32, 40 yok. 48 var. 48'ler de ortak. 56 yok. 64 yok. 72. 72'ler de ortak. Bakın, bu şekilde devam ediyor ortak katlar. Bulduğumuz ortak katlara bakalım. 24'ler ortak. 48'ler ortak. 72'ler ortak. Devam ederseniz daha fazla ortak kat bulabiliyorsun. Peki ben ne arıyordum? Bunlar arasından en küçük olanını, yani 24'ü.
ekok eşittir 24 bulduk. Tabi EBOB'da yaptığımız gibi bir de algoritma yöntemiyle ekok hesaplayacağız. Unutmayın. 8 ile 12'yi kaç bulduk? 24. Klasik yöntemle tek tek katlarını bulduk. Ortak olanlarını aldık. Onlardan da en küçük olanı seçtik. Evet, şimdi asal çarpan algoritmasıyla bulalım. Yine 8 ile 12'nin asal çarpanlarını birlikte bulacağım. 8, 12 çiz. Başlayalım. 2'ye böl 4, 2'ye böl 6. ECOG'da böyle işaretleme sıkıntısı yok. EBOB'da tek tek acaba işaretleyecek miyim, işaretlemeyecek miyim derdi vardı. Burada öyle bir şey yok. Direkt bölüyorsun. Sonra çıkan sonuçları çarpacağız. Bir daha 2'ye bölüyorum. 4'ü 2'ye böl 2, 6'yı böldüm 3. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1. 3'ü 2'ye bölemem. Aynen yazdım. Şimdi 3'ü 3'e böldüm. Burayı da 1 bulduk. Buradan da ECOG diyoruz. ECOG 8, 12 eşittir. Kalan sayılarımızın hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bakın bunları yazıyorsunuz. Sonra çarpıyorsunuz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24 oldu. Hatırlıyorsanız klasik yöntemle de 24 bulmuştuk. İsterseniz biraz geri sarıp tekrar bakabilirsiniz. Ve yine sıra sizde sevgili gençler. Yine 5 saniye bekliyorum. Videoyu durdur, cevabını bul, sonra benden kontrol et. Başlayalım. Önce 12 ile 30'u burada ben yapacağım. Siz de kontrol edeceksiniz. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 3, 15 2'ye bölünmedi. Aynen yazdım. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 3'ü 3'e böl 1. 15'i 3'e böl 5. 3'e de bölünen kalmadı. Geçiyorum 5'e. Bu zaten 1'di. 5'i 5'e böl. Bu da 1 oldu. ECOG eşittir. Kaç çıkıyor? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 5 60. Ya da şöyle pratik yapabilirsiniz. 2 kere 2 4 mü? 4 ile 5 çarp 20. 20 ile 3 çarp 60. Yerlerini değiştirerek çarpmak daha kolay olabiliyor bazen. 12 ile 30'u 60 bulmanız gerekiyordu. 18 ile 24'ün ECOG'unu bulalım. 18 ve 24 yaz, çizgiyi çek. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 9 bölünmez. Aynen yaz. 12 2'ye böl 6. Bakın 6 2'ye bölünüyor. Bir daha 2'ye bölelim. 9 bölünmedi. Aynen yaz. 6 2'ye böl 3. 2 ile işim bitti. 3'e geçiyorum. 3'e böl. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Bu bitti. Şunu da 3'e böleceğim. Bu da bitti. ECOG diyelim. ECOG eşittir. Kaç olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir tane 3. Bir tane daha 3. Başlayalım çarpmaya. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Şurası 8. 3 kere 3 9. 8 ile de 9'u çarp. 72 çıkıyor. Bunları iyi öğrenin sevgili gençler. Çünkü problem çözerken bize lazım olacaklar. Eğer anlamadıysanız geçen sene çektiğimiz videolara da bakabilirsiniz. Hem farklı örneklerle pekiştirmiş olursunuz. Orada çözümlü örnekler videosu da yapmıştık sevgili gençler. Bu sene de yine yapacağız. Yeni sisteme uygun bol bol soru çözeceğiz. Evet sevgili gençler, şimdi de hem EBOB hem ECOG hesaplaması gereken birkaç örnek soru çözeceğiz. İlk sorumuzda ECOG 15-24'ü EBOB 15-24'e bölmemizi istiyor. Bunu yaparken her ikisini aynı anda hesaplamayı da öğrenmiş olacağız. 15-24 yazıyorum, çizgiyi çek. Bu sefer yaparken unutmayın, EBOB'da hesaplayacağımız için işaretleme de yapacağız. 15 ile 24. 2'ye bölüyorum. 15 bölündü mü? Hayır. 24'ü böl 12. Ortak olmadığı için işaretlemedim. 2'ye böl. 15 bölünmedi. 12 2'ye böl 6. Yine ortak değil. 2'ye bir daha bölüyorum. 15 bölünmedi. Yine yaz. 6'yı 2'ye böl 3. Hala ortak yok. Devam ediyorum. 3'e böleceğim. 2'ye bölünen kalmadı. 15 3'e böl 5. 3'ü 3'e böl 1. Her ikisi de bölündü. İşaretle. 3'e bölünen yok. Zaten sadece 5 kalmıştı. 5'e böl 1. Şimdi ECOG üst tarafa yazılacak değil mi? ECOG diyelim. ECOG tamamını çarpmakta. O zaman tamamını çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü. EBOB sadece ortak olanları alacaktık. Ortak olan sadece 3 var.
Yani bu sonucu çarpıp 3'e böleceğiz. Çarpalım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 8'i şu 5 ile çarpın 40. 40'ı 3 ile çarpın 120. Alt taraf zaten 3'tü. 120'yi 3'e böl, 40 cevabını bulursunuz. Tabii böyle uzatmaya gerek yok. Mesela ortak böleni çok olduğu durumlarda böyle çarpıp bölmek uzun sürer. Onun için yapabileceğiniz daha kısa bir yöntem var. Üstten ve alttan sadeleştirmek. Yukarıda 3, aşağıdaki 3 ile gider. Ne kaldı bakın? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Bununla çarparsanız yine 40 bulursunuz. Asal çarpanı ayırıyorsun. Ortak olanları işaretliyorsun. Ortak olanlar EBOB. Tamamı EKOK'u veriyor. Yine EBOB ve EKOK bulma sorusu sevgili gençler. Bu sefer sayıları sayısal olarak değil, asal çarpanlarına ayrılmış haliyle vermiş. İsterseniz işinizi çok zorlaştırıp bu sayıların sonucunu bulup yukarıda yaptığımız gibi EBOB, EKOK'u hesaplayıp sonuç bulabilirsiniz. Ama tabii biz bu yöntemi yapmayacağız. Daha pratik ve kısa bir yöntem uygulayacağız. Başlayalım. Önce EBOB hesaplayalım. EBOB hesaplarken biz ne yapıyorduk sevgili gençler? Asal çarpanlarına ayırdığımızda ortak olanları alıyoruz, değil mi? İşte burada da ortak olanları alacağız. Şimdi A sayısında 2 üzeri 3 var. B sayısında 2 üzeri 2 var. Bunlar da ortak olan 2 üzeri 3 müdür, 2 üzeri 2 midir? 2 üzeri 2'dir, değil mi? Çünkü bunun içinde de 2 üzeri 2 var. Burada 3 tane 2 varmış. Burada 2 tane. 2 tanesi ortakmış. Yani 2 üzeri 2. 3'lerden yine küçük olanı alacağız. 3 üzeri 1. 5'lerden yine küçük olanı alacağız. 5 üzeri 1. Yani kısaca eğer size böyle asal çarpanı ayırmış halde verirse EBOB bulurken az olanı alıyorsun. Devam edelim. Sonuç bulalım. 2'nin karesi 4 çarpı 3 çarpı 5. Hesaplayalım. 4 kere 5 20. 3 ile çarp 60 bulduk. EBOB bu şekilde bulunuyor. Geldik EKOK'a. Anlamışsınızdır artık. EBOB'da küçük olanlarını aldıysak EKOK'da büyük olanı yani tamamını alacağız. O zaman 2'nin kuvvetlerinden 3'ü alacağız. 3'ün kuvvetinden 2'yi olan alacağız. 5'in kuvvetlerinden de yine 2 olanı alacağız. Sonuç bulalım. 2 üzeri 3, 8. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. Çarpma işlemi yine pratikten çarpalım. 8 ile 25, 200 yapıyor. 200 ile 9 ile çarpacağım. 2 kere 9, 18 sıfırları ekle. EKOK'ları kaçmış? 1800 oluyormuş. EBOB'da ortak olanlardan küçüğü, EKOK'ta ise büyük olanı alıyorsun. Mesela bir de şöyle bir detay var. Burada 2, 3, 5 asal çarpanları var. Mesela B'de bir de 7 olsaydı ne yapacaktık? EBOB'da yukarıda 7 olmadığı için ortak olmadığından dolayı almayacaktık. Ama aşağıya bir de 7 çarpanını ekleyecektik. Yani EKOK'ta hepsini aldığımız için 7'yi de ekleyecektik. Evet sevgili gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmına yazıyorsunuz. Cevabı yorum kısmında arkadaşlarınızla tartışıyorsunuz. Doğru olduğunu düşündüğünüz arkadaşın yorumunu beğenebilir ya da ona yorum yaparak destek verebilirsiniz. EBOB EKOK hesaplama çok zor bir konu değil. Fakat problemlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Bir dahaki videomuzda da EBOB EKOK problemlerini işleyeceğiz. Bu arada bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz sevgili gençler. Şu an ekranda logomuzu göreceksiniz. Oraya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki kutucuklardan da diğer 8. sınıf videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.